Ayşen çıkıyoruz biz. Geliyorum. Ben de gelebilir miyim? Mezarlığa gidiyoruz ama biz, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sebep? Ben de dua etmek istedim. Annemle babam büyüklerinizin ekmeğini çok yemişler. Babam annenizin çok cömert olduğunu söylerdi hep. Peki. Gelmek istiyorsan sen de gel Ayşe. Tamam. Geliyorum hemen. Sonra senin karın, senin ailen Asuman. Al aileni buradan gidebileceğin kadar uzağa git. Doğacak çocukla ilgili de hiçbir şey bilmek istemiyorum. Kız mı, erkek mi, öldü mü, kaldı mı? Tek bir haber bile almayacağız sizden. Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Ata. Ata, Ata iyi misin? Başım döndü. Tansiyonum çıktı galiba. Ata iyi misin? Bir doktora gidelim mi? Telaş etmeyin, iyiyim. Baba içimiz rahat etsin, ne olursun. İyiyim. Kapıyı açın çocuklar. Günaydın. Süreyya nasıl? Savaş? Biraz ateşi var. O zaman ben bakayım. Hayır. Gerek yok. Birazdan bir doktor gelecek. Profesyonel olarak işini yapan bir doktor. Günaydın Ayşe. Günaydın. Hayırdır? Sen bir şey mi söyleyecektin? Aslında Ata Bey çok kötü oldu biraz önce. Korktuk. Hayırdır, ne oldu? Bilmiyorum. İyiyim deyip geçiştiriyor. Ama hiç değilse sen bir baksan. Tabii tabii. Beklesen ben hemen geliyorum. Tamam. Sen mezarlık ziyaretinde hiç böyle olmazdın Ata. Bilmiyorum. Denk gelmiştir. Tesadüf. Nasıl yaptınız dedin. Ne demek istedin? Hatırlamıyorum. Önemli değil Üftade. Her şey üst üste geldi. Bilmiyorum. Fatih'ten Ata Bey'e bakmasını rica etmiştim. Hoş geldin Fatih. Hoş. Bakalım o zaman. Tabii. Geçmiş olsun Ata Bey. Merhaba Fatih. Siz doktora gitmek istemediniz ama doktor size geldi. Ayşen'cim ne gerek vardı? Ben Atan'ın doktorunu çağıracaktım zaten. Ben gayet iyiyim, merak etmeyin. Fatih, madem buraya kadar geldin istersen bir tane sorun var. Biraz yüksek. Ama bence ihmal etmeyip kendi doktorunuza görünürseniz iyi olur Ata Bey. Biraz yükseklik iyidir.
İçiniz rahat etsin. Gayet iyiyim ben. Hadi herkes işinin başına. Ben de birazdan işe gideceğim. Korkuttun bizi baba ya. Ay evet babacığım ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun babacığım. Dinlenseydiniz bugün o tabii. Ayşen ben iyiyim dedim. Sen Fatih'i yolcaydın. Geçmiş olsun tekrar. Anladım peki. Süreyya'yı görürsen mutlaka bana haber ver. Lütfen. Ne olmuş lan orada? Kaza olmuş abi. Çeksene kenara. Bir bakalım şuna ya. Hadi bakalım. Yaşar ne olmuş buraya ya? Kim abi bu? Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? İyi misiniz hanımefendi? Tamam. Oğlum bu Atamanların kızı değil mi? Bu abi. Yapıştır abi. Yapıştır abi çek. Süreyya Hanım. Efendim neden bu kadar alkol aldınız? Niye bu kadar içtiniz Süreyya Hanım? Süreyya Hanım iyi misiniz? Çek abi çek. Şuradan çek. Hey hey hey. İşimizi yapıyoruz Savaş Bey. Süreyya iyi. Yardım edelim mi Savaş Bey? Savaş Bey. Ne yaptınız İçimde onu yok etmek için kendimle savaştım. İçimde defalarca öldürdüm onu. Onun beni öldürdüğü gibi. Ama ben inandırıldığım ihanetin acısıyla her gün ölürken o beni yaşamış. Beni, aşkımızı kızımızla ölümsüzleştirmiş. Şimdi kızımız ölemez. Kızım ölemez. Her şeyi yazmış. Bize yapılan bütün haksızlıkları teker teker, satır satır okudum. Defalarca okudum. Benden, bizden çalınan yılları defalarca okudum. Ezberleyene kadar okudum. Mezarına gidip yemin ettim. Kızımızı koruyacağıma söz verdim. Ama başaramadım. Ayşen sizin onun babası olduğunuzu biliyor mu? Hayır. Bilmiyor. Bilmeyecek. Hiç kimse bilmeyecek. Asuman'ın son isteği bu. Son arzusu benim de bu sırra sadık kalmam. Ama bu büyük büyük. Bu yükü yıllarca Asuman tek başına taşıdı. Şimdi sıra bende. Tabii. Belki yükünüzü hafifletemem. Ama en azından sizi dinleyerek de olsa bir omuz verebilirim. Benimle istediğiniz zaman konuşabilirsiniz Ata Bey. Güvenin bana.
Gördüm. Yanımdaydı. Anne. Saçımı okşadı. Gözümü açarken sanki annemi beni beklerken göreceğimi sandım. Son. Sonra sizi gördüm. Yanı başımdaydınız. Geçmiş olsun Ayşen. Korkuttun bizi. Kendini fazla yorma bence. Ben hemen doktora haber vereyim. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun onu bana bağıştın Allah'ım. Feride'ler de yolda zaten. Dün de bütün gece buradalardı. Vallahi hepimiz çok iyi olduk. Hepimiz. Ne oldu böyle? Olay nasıl oldu? Hatırlıyor musun? Her şey çok hızlı oldu. Buraya nasıl geldiğimi bile hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Geçmiş olsun. Ah, ben de Feride'ler sanmıştım. Fatih ile ambulansı beraber çağırdık. Bütün gece yanımdaydı. Eğer olmasaydı benim için her şey çok daha zor olacaktı. Ayşen, iyi görünüyorsun. Doktorunla konuştum. Çabuk toparlayacaksın belli. Polisler birazdan burada olacaklarmış. Neler olup bittiğini hatırlıyorsun değil mi? Ya ben bir şey hatırlamıyorum. Bak. Oh, boğursana. Ben de bulamam artık diyordum. Umudumu kaybetmiştim. Neler olduğunu hatırlamıyorsun ama nazarlığı kaybettiğini hatırlıyorsun. Memur beyler de geldi. Geçmiş olsun. Ben dışarıdayım. Tekrar geçmiş olsun Ayşe. Hastamız yeni kendine geldi. Fazla yormayalım lütfen. Merak etmeyin. Abi dur, dur. Yapamayacağım. Süreyya, hadi. İçerisi müsait değil. Süreyya, hoş geldin canım. Gel. Ayşen ifade verecek. Gel, otur şöyle. Lütfen devam edin. Besliyordum.
Tam eve dönecektin. Nazardamı düşürdüm. Onu arıyordum. Sonrasında... Başka bir şey hatırlamıyorum. Size çarpan arabayla ilgili söyleyeceğiniz küçük bir detay bizim için olayı aydınlatmak adına büyük bir ipucu olabilir. Lütfen hafızanızı biraz daha zorlayın. Hayır, arabayı da hatırlamıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Çevredeki kameralar ne işe yarıyor memur bey? Yani evimizin önünde neredeyse bir cinayet işleniyordu. Mağduru sorguya almaktan başka bir çözümü yok mu bu işin? Beyefendi, kazanın olduğu bölgeye hakim iki güvenlik kamerası var. Sizin evinizdeki güvenlik kamerasının kayıtları olay anını kaydetmemiş. Yan komşumuzun evindeki güvenlik kamerası da olay sırasında çalışır durumda değilmiş. Aa, şanssızlığa bakın. Kameranızda arıza mı vardı Süreyya? Ben bilmiyordum. Bilmiyorum. Yani... Elinizde görüntü yok diye psikopatın biri sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak, öyle mi? Biz birkaç gün sonra tekrar ziyarete geleceğiz. Suçlu ya da suçluların yakalanması için de elimizden geleni yapacağız. Bu arada siz de aklınıza gelen herhangi bir şey olduğunda bizi haberdar edin. Tekrar geçmiş olsun. Yok. Tamamen iyileştin artık. İyiyim. Çok aniden oldu. Sen de biliyorsun zaten. Söyledin. Hani ben o kadar hızlı gelirken bir anda sen karşıma çıkınca anlamadım. Bir anda karşıma çıkınca. Süreyya, sadece bir kaza olduğunu biliyorum. İstenmeden olan bir kaza. Gerçekten. Sadece kazaydı. Oyun oynamayı bırakın. İkimiz de neden bahsettiğimizi çok iyi biliyoruz. Sizin tefecilikle uğraşan adamınız sabahtan beri Ayşe'nin durumunu öğrenmeye çalışıyor. Ve siz iki kardeş hasta ziyaretindesiniz. Lütfen. Bu mesele hastane köşelerinde konuşulmayacak kadar önemli. Ama tefeciliğin sizin için ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Tabii. Ben işte dostu birbirinden ayırabiliyorum. Sadece Ayşe'nin sağlık durumunu merak ettim ve buraya geldim. Diğer konuya gelince, siz hazır hissettiğiniz her an masaya oturabiliriz. Geçmiş olsun. İyi misiniz? Biliyordun değil mi? Bu işi Süreyya'nın yaptığını biliyordun. Ayşen'le konuşacağım ve polise haber vereceğim. Bunun hesabını ödeyecekler. Ata Bey, lütfen sakin olun. Bana sadece bir dakika verin, Ayşen'le bir konuşayım. Ne konuşacaksın? Fatih sen de mi? Sen de mi Ayşe'ni kandıracaksın onlar için? Ata Bey lütfen. Sadece bir dakika. Sonra ne isterseniz onu yapın. Biz gidiyoruz Ata. Ben çok yorgunum. Benim de Atıf'la işlerim var baba. Süreyya'yı kurtardın. Ayşen, ben her şeyi biliyorum. Sen hiçbir şeyi hatırlamıyorum dediğin andan beri aslında her şeyi hatırladığını da biliyorum.
Bunu neden yaptın? Ha? Araba üstüme gelirken sadece Süreyya'nın yüzünü gördüm. Yüzünde öfke, kötülük yoktu. Sadece korku vardı. Bana kasıtlı olarak çarpmadığını biliyorum. Sadece bir kazaydı. Ben kurtuldum ama Süreyya'nın bana çarptığını söyleseydim o kurtulamayacaktı. Bir an tek bir hatası yüzünden hayatı değişecekti belki de. Niye öyle bakıyorsun? Ben... Sanırım daha önce seninki kadar güzel bir kalp görmedim. Ne biçim söz bu? Ben melek falan değilim. Sadece içimden geldiği gibi davrandım. Süreyya'nın pişmanlığını anlayabilmem için yüzüne bir kez bakmam yeterliydi. Onun cezaya değil, affedilmeye ihtiyacı var. Bu kadar bağışlayıcı olmak mümkün mü Ayşe? Bazen hayat öyle bir akar ki kendin için yapabileceğin en güzel şey affetmek olur. Annem bana hayattaki en büyük gücün affedebilmek olduğunu öğretti. O kimlere bağışladı bilmiyorum ama ben babamı bile affettim. Defalarca. Şimdi istemeden bana zarar verdiği için Süreyya'yı affedebilmek benim için zor mu sanıyorsun?